Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başka bir arzunuz? Estağfurullah. Ama bir parça limon alabilirim. Manav 50 metre aşağıda. Çayın yanına koyacaktım ama önemli değil. Bizim burada limon balığın yanında, salatanın yanında bulunur. Ziyan yok. Memursunuz galiba. Evet, yeni tayin oldum. Bundan böyle buradayız. O zaman size ufak bir tanıtım yapayım. Biz burada kaldırım kargalarını pek sevmeyiz. Anlamadım. Çayını iç, ince ince yaylan. Bu mıntıkaya da fazla meyletme. Hani tıraşın gelir, façan bozulur. Hı? Anladım. Çay çok güzel olmuş, elinize sağlık. Misafirden para almayız biz. Misafir değil. Hayır işler. Hayırlı günler Davut Beyciğim. Nasılsınız efendim? Afiyettesiniz inşallah. Haliniz, keyfiniz iyi? Gıcır. Gıcır. İyi. Nusret Bey'in de içeriden çıkmasına az kaldı tabii. Onun da tesiri var değil mi efendim? Huzur ver küflü. Duman mı çekeceğiz, seni mi çekeceğiz?
Pardon Davut Beyciğim. Aslında ben sizi başka bir mesele için rahatsız etmiştim Davut Beyciğim. Biliyorsunuz maişetimi küçük terzihanemden ve dişimden tırnağımdan edindiğim gayrimenkullerden karşılamaktayım. Yektenci abla Kamura. Madam Eleni Hanım'ın oturduğu ev benim en gözde evim biliyorsunuz. Efendim müsaadeniz olursa. Müsaadem olursa kızıyla onu sokağa atacaksın ha? Öyle mi? Tam öyle değil. Bana bak ama bir daha mevzu edersen kemiklerini kırar köpekler atarım seni. Anladın mı? Aman efendim neden hiddetlendiniz bir anda böyle? Şu geçen sana dikmiş olduğum ya da şu an içinde bulunduğun takımın parası ne zaman vereceksin? Hayır, benim de bir takım ödemelerim var da. Bu mu yani? Müziğe saygın bu kadar işte. Sonra da bu ülkede sanat neden gelişmiyor? Bir kerecik de destek olun be kardeşim. Hayır efendim, sponsorla da sıcak bakmadınız yani. Kamuran, oğlum bu Fenerbahçe forması değil ki lan, arkaya reklam alalım. Allah Allah. Memduh, gel bakayım buraya. Evet ağam. Anlat bakayım şu kıyafetin öyküsünü. Benim torik çakmadı da. Aga, bundan sonraki lakabım Sicilyalı Memduh. Son teknolojiyle dokunmuş İtalyan kumaşı efendim. Tabii terzi Kamuran ustalığıyla da birleşince. Kamuran. Aha, aga, ben sabah erkenden Nusret Baba türbesini ziyaret edeceğim. Bir dakika, bir dakika. Memduhcuğum, şu takımın parasını ne zaman alırım efendim? Ulan ne küflü adamsın be Kamuran. Tamam oğlum, vereceğiz. Allah Allah. Hadi şunları da götürüver. Giysiyle cigara. Aga, iki güne çıkıyor adam dışarı. Aman be Memduh. Nusret titizdir. Ha. Götürüver sen. Öyle olsun. Ortos, Portos, Aramis. Hazır. Son, iki, üç, dört. Sensiz ağlayan günlerimi. Kamuran. Ben de çıkayım. Bayanlar gelecekti de provaya bekletmeyeyim. Bekletme Kamuran. Hadi lan asmalık. Allah'ım yarabbim. Selamun aleyküm. Adana Kapalı'dan İdris. Deve İdris. 25 yılıyım. 15'ini yattım. 10 daha var. Şurası boş. Kalanında burada yatarsın. Ben dipte yatarım. Dip tarafı boşaltacağız. Bak birader. Bu koğuşta ortaya bir kişi konuşur. Bu da sen değilsin. Kes lan sen de tıngır mıngır. Kesmeseydik bu Nusret abinin parçasıydı. Kim ulan bu Nusret? Sensin demek. Lan senin! Bakın!
yanlış anladım. Tanışak bir çayını içecek dedik. Bırak. Bırakın. Otur. Çay getir. Sen dışarıda da böyle sağa sola tükürüyor musun? Tükürüyoruz işte ağam. Alışkanlık olmuş. Sen buraya nakil oldun da senin beyin dışarıda kalmış. Bak birader. Bu civarda ölümlerin ekserisi beyin yetmezliğinden olur. O yüzden kafayı devirli kullanacaksın. Yazık yoksa. Bardak teferruatına gerek yok. Kaldır. Nasıl yani abi? Ne oluyor? Vur! Bırakın lan! Bırakın! Şimdi bak. Kocaman bir ağa diyorsun, tamam mı? Aç! 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 Sen açlık seviyorsun da. Bırakın lan! Beykin ölüsü gibi abi. Ver abi. Al bakalım Faik. Bu mudur abi? Bu mudur derken kar payı mı istiyordun ha? Ortak çalışacağız demedik mi oğlum? Hem polisler bizi enselediğinde hurda değil ayağı yapmayacak mıydık? Ulan benim araba olmasa sen nasıl hurda diyeyim diyeceksin? Ulan ben zaten senin arabaya veriyorum parayı. Senin bet suratına mı veriyorum? He? At aslan abi. Baytar'a götürmem lazım. Oğlum sen manyak mısın? Manyak mısın? Önce sen git Baytar'a. Bak tek nefes olmuşsun. Neyse al şunu da. Yenge bayram etsin. Ne kadar eder bu? Hadi hadi naş. Naş. Eûzübis. Eûzübis. Öğrenemedik şimdi. Çarpılacağız. Kırk haram iner. Kırk haram iner. Asmak kesmek. Eûzübis. Eûz. Ya neydi uzun? Bir türlü ezberleyemedik. Çarpılacağız mı? Birader. Ne oluyor ya? Günaydın. Ha, günaydın baba. Sen de kimsin? Ben buranın yeni görevlisiyim. Yeni görevlisin. Ben buraya görevli falan istemedim ki.
Ah, ben olsam yeni komşumla iyi geçinmeye bakardım. Komşu mu? Rüya mı lan bu? Aga sen nereden çıktın lan? Neyse, bunları sonra konuşuruz. Benim halletmem gereken bir iki ufak iş var. Benim içeride bavulum vardı. Bulamıyorum. Biri almış olabilir mi acaba? Biri mi? Bu mahallede herkes almış olabilir. Bavulda ne vardı? Kitaplarım. Kitap? Ha. Şimdi aga, bizim mahallede bilse 3 kişi okuma yazma bilir. Eğer harbiden kitapsa çıkar meydana, merak etme. İnşallah. Olmazsa ben bir bakayım. Belki buluruz. Hadi eyvallah. Kitabı ne yapacak bu sabah sabah ya? Davut Ağa, illerde çöpün kenarında buldum bunu. Nedir, kimindir biliyor musun? Otogar emanetçisi miyim ben oğlum? Nereden bileceğim? Sana da bir şey sorulmuyor ha. Bütün mahallesini kahveye damlıyor diye sorduk. Ne varmış içinde? Kitap falan filan. Aa, bırak. Dünkü adamın yanındaydı bu çanta. Hadi eyvallah. Güle güle. Bak bakalım ne var içinde. Koy şöyle. Affedersiniz. Bu bavul benim galiba. Çöplüğün orada bulmuşlar arkadaşlar. Ha, teşekkür ederim. Müsaadenizle. Bir çay içseniz. Ben rahatsız etmeyeyim. Sen geçen sefer limondan kızgınsın herhalde. Tamam. Limon da buluruz ha. Eyvallah. Sen şimdi buranın hocasısın ha. Memur olarak atandık işte. Vay be. Hoca, geçen sefer sana yamuk yaptık. Günaha girmiş miyizdir ha? Ayağımızı sakın kaydırma. Senin şimdi yukarıyla itimasın da var. Estağfurullah. Mahallenin karga sevmediğine dair faydalı bir bilgi edindik. Karga? Ha! Biz seni sivil zannetmiştik. El alemi kertezlemeye geliyorlar da. Ona mahsuben. Şimdi nerede kalıyorsun? Camide şimdilik. Camide mi? Ben de yalnız değilim. Bir arkadaş daha var. Olmaz hoca. Seni orada yatırırsak Allah çarpar bizi. Davut Bey, cami eski haline dönene kadar orada kalsam daha iyi olacak. Hem fazladan kira derdi de yok. Böylesi daha iyi yani. Allah Allah. Ne garip adamsın sen hoca. Mektubunda diyorsun ki beni bekle, beni bekle. Başka yare gönül verme. Şey dedi mi? Selam söyledi. Başka? Kalanını içine koymuştur Nusret abim. Sen bakarsın artık. 1, 2, 3, 4. Kimin ne sıkıntısı varsa ortaya konuşsun. Tayyar Bey, önerdiğiniz kişi bu kadar ciddi bir işin sorumluluğunu alamaz. Başka? Nusret daha dünkü çocuk. Basit bir mahalle kabadayısı. Bizim de olurumuz yoktur. Daha başka. Her ne kadar yaptığımız iş suç olsa da her işin bir çerçevesi, adabı var. Nusret kesinlikle yanlış isimdir. Hepiniz sıfırsınız. Başınızda bir yoksa istediğiniz kadar çok olun, kıymeti yok. İşte o bir
beynim. Bundan böyle Nusret burada olacak. Halil Baba, gece gece rahatsız ediyorum, kusura bakma. Ama bu Meret'e feci alıştım ya. Halil Baba, beni yanlış tanımanı istemem ama yani çoluk çocuk alışmasın diye kendimi feda ediyorum, iyi mi? Ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yok, rahat ol. Halil Baba göründü bana. Dedi ki, evlat sırtım ağrıyor, biraz çiğne sana zahmet. Ben de çiğniyorum. Olur mu canım öyle şey? İn aşağı. Bakıyorum bavulu bulmuşsun. Bulduk çok şükür. Bizim hamamcıya yarardı ya, neyse. Aga be, sen şimdi burada ne kadar kalacaksın daha? Daha yeni görevlendirildim, artık ne zaman tayin olursam. Tayin mi? Yeme bizi aga ya. Ne tayini? Buraya 15-20 senedir hocam hoca gelmiyor. Sen bana harbiden sivilim desene. Bak çekinmene hiç lüzum yok. Senin karşında bir kanun dostu, bir zarba dostu duruyor. Sivil olmasına sivilim ama bu ifadeden aynı şeyi anlamıyoruz galiba. Hayat sürprizlerle doludur. Neyse ben içeri geçiyorum yatmaya, eyvallah. Bu içerideki eşyaların hepsi sana mı ait? Evet, hepsi benim. Yengenden ayrıldım, geldim Allah'a sığındım. Dedim ki, hep namaza mı geleceğim, bir de yatıya geleyim. Yani 25-30 senenin Müslümanıyım, ne yapayım yani, kiliseye mi gitseydim? Epey varlıklıydınız galiba. Sırf 3-4 tane televizyon gördüm içeride. Ben yani kararsız bir adamım. Neyi, nerede, ne zaman seyredeceğime bir türlü karar veremezdim. Zaten Köroğlu'ndan da o yüzden ayrıldık. Neyse, hadi iyi geceler. İyi geceler. Hayatımızı kaydırdılar bizim. Burada bir mahallenin hayatını kaydıracak kadar çok uyuşturucu var. Ya hoca ya da her neyse, ya sen bu mahalleyi tanımıyorsun, yeni geldin. Minareden atlamak gibi bir şeydir bu ya. Yapma Allah aşkına. Mahalleyi tanımıyorsam da uyuşturucuyu tanıyorum. Sen sakin ol. Ne oluyor lan orada? Ne yaptınız lan? Ne yaptınız siz? Yine deton olduk bu oğlum. Pes kalıyor diyorum ya. Bir üstten okuyacaktım. 50 defa mı? Oğlum beyninin içine mi söyleyeceğiz? Öldürün mü lan sizi? Yapma abi. Bakılayım abi yapma. Öldürün mü lan? Ne mi söyleyeceğiz ya? Bir ses geliyor. Ne lan? Yürüyün lan. Kim atamışım? Oğlum birileri geliyor. Yürü hadi yürü. Yapma abi. Bakılayım abi. Bakılayım. Öldürün. Kaçıyor lan bunlar. Oda. Lan hoca. Çözün lan çözün. Ne oldu lan? Ne oldu? Aga. Kaçtı şerefsizler. Hadi oğlum. Pamuk. Tentriyo çabuk. Ulan.
olmadık demeyin. Bu adam mahallenin harabe camisinin hocası. Bu adam da Skoda. Bu saniyeden sonra bunların kılına dokunanın anasını, avradını asfaltta koştururum. Bu böyle biline. Çabuk! Skoda! Skoda abi! Skoda! Ne oldu? Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Afiyet olsun hala. Vay. Falçata Nusret. Hoş geldin. Mekanına yüzüne hasret kaldık be babalık. Eyvallah. Estağfurullah. Gel hocam gel. Hoş geldin. Selamlar. Nasıl olun efendim? Hoş geldin. Buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Buyurun. Hocam, bu canım ciğerim Nusret'im. Bu da hoca. Memnun oldum Nusret Bey. Bey fazla, Nusret kafi. Hayırdır, faça ne iş? Mühim bir şey değil. Ufak bir kaza oldu diyelim. Hey! Kerimoğlu Zeybeğini çalın. Müsaadenle. Hadi bakalım. Özledin mi beni? Vallahi o şeye özlemek mi deniyor bilmiyorum ama eğer öyleyse çift var diye mesai yaptık yani. Niye böyle üstü kapalı konuşuyorsun? Nasıl özledin? Ya hani böyle insanın burnunun direği sızlar. Ondan sonra sanki biri geçmiş oturmuş ciğerine nefes alamazsın. Öyle bir şey işte. Özlemişsin. Ama tabii bizimkinde bir de gözyaşı oluyor. Ha, bu bizde yok o. Erkek adam ağlamaz diyorsun yani. Yani ondan sonra toz kaçtı, çöp girdi. 50 takla yani. Pamuk şeker. Evet efendim, hoş geldiniz pamuk şeker. Bana pamuk şeker alsana. Ya hadi. Abi Nusret pamuk şeker mi yiyor? Lan biri görse var ya, bu zamana kadar biriken itibar yeriyle eksen bir anda ha. Nusret, bana söz ver. Artık kötü işlere bulaşmayacaksın.
Kötü işler. Kötü bir dünyada yaşıyoruz Duygu. Boğazımıza kadar pisliğin içindeyiz. Olsun. Ben yine de söz vermeni istiyorum. Çıkar çıkmaz ilk buraya gelirsin diye düşünmüştüm. Ahaliyi bir dikiz edip gelecektik Tayyar abi. Sana hiçbir şey vaat etmeyen bu insanlarla neden vakit geçirirsin ki? Tayyar abi, mahalleyle bir hukukumuz var. Sever sayarlar bizi. Mahalle hukukuyla devam edersen şehir kanunlarını öğrenemeyeceksin. Her neyse, bundan böyle büyük toplantılarda benimle birlikte olacaksın. Abi yanlış anlama ama çok hızlı olmuyor mu bu şekil? Ben biraz daha sindire sindire olsun istiyorum. 30'lu yaşlarda her şey yavaş olsun istiyor insan, değil mi? Ama benim henüz alınmamış bir intikamım var. O yüzden de hızlı olmalı her şey. İntikam derken? İntikam, Nusret, hayattan. Ne hocası lan? Hocanın ne işi var oğlum uyuşturucuyla? Dalga mı geçiyoruz lan benimle? Abi biz de bir şey anlamadık. Skoda cami depo yapmıştı. Bu da yanına gelmiş. Türbenin içine gömülüydü. Bulmuş yapmış nasıl bulduysa. Hoca olduğunu nereden biliyorsunuz? Ya başka bilmezse? Araştırdık abi, adam hoca. Lan niye yaşamadın adamı hala? Davut ağa racon kesti abi. Himayesini aldı hocayı. Bu çocuk her şeyi kaybettiğim zaman geldi. Bu çocuk aşkın bittiği anda geldi. Kan kardeşin Madeni'nin dik alasını atıp gittiğinde geldi hoca. Hoca, Nusret ne demek biliyor musun? Yardım. Yardım ya. İçimizin bütün muhabbetini ona akıttık. Hoca, sen daha bitirin değilsin. Tayyar'ın bütün malını yaktın. Beyaz Tayyar'ın. Fuş Tayyar'ın. Şu faturanızı bir çıkaralım Davut Bey. Yatağı da bir açayım. Of. Hadi bakalım, hadi bakalım. İyi misiniz Davut Bey? Of, o yediğimiz hurmalar tırmalıyor hoca. Ah, iyiyim, iyiyim. Nusret geldi. Nusret! Oğlum! Gel. Bak, bu Allah'ın adamı hoca. Delikanlı. Bitirim adam. Davut Aga, ben hocayı bir camiye kadar bırakıp geleyim. Caminin avlusunda bir sandık uyuşturucu yakmışsın. Öyle oldu. Arkan sağlam herhalde. Korkmadın mı hiç? Bunu almaya gelirler. Sahibi psikopatın tekidir falan. Beni düşüncesiz birisi olarak tanımanızı istemem Nusret Bey. Ama açıkçası böyle durumlarda çok düşünmem. Bugüne kadar düşünmemiş olabilirsin ama bu geceden itibaren ufak ufak düşünmeye başla hoca. Allah büyüktür. Büyüktür. De inşallah bu senin işine yarar.
Bu arada Davut Aga'ya dua et. Sayesinde yaşıyorsun. Hayırlı işler. Sağ olun. Ne kadardı? 50 kuruş. Bir tane alayım. Tabii. Sen gel bana şöyle. Gel. Lan bebe! Lan seni yakalamayacağımı zannettin ha? Nasıl şapmadan as diye yakaladın? Tamam Muhterem Bey, ne yapıyorsunuz? İyi bir daha hak etti bu. Dayak yemese bir daha gelecek belli. Ben hallederim, tamam. Gel lan. Adın ne senin? Abdullah. Abdullah, ne güzel bir isimmiş bu. Duman Şehmuz orada mı? Kim soruyor? Falçata Nusret. Falçata Nusret! Şeyh Muzal, Falçata Nusret seninle görüşmek istiyor. Yoktu şimdi. Görmüyorsun meşgulüz. Boşalt! Boşalt! Seri konuşacağım, seri kavra Şehmuz. Tayyar'ın bana verdiği malların muhteviyatını biliyorsun. Evet. Aynısından bir sorti daha istiyorum. Bize yukarıdan böyle bir emir gelmedi. Bu defa aşağıdan geldi Şehmuz. Aynısından bir sorti daha istiyorum. Nusret, bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor gibi konuşuyorsun. Bize emir gelir, malı kamyona yükleri getiririz. Yolda arama yapılmaz. Yapılsa da bulunmaz. Kendi başına iş yapanın kellesi gider. Ben bu riski alamam. Ben hala alabilirsin diye düşünüyorum. Hatta 2 gün içinde geleceğinden de o kadar eminim ki. Demek muhteremin ekmeklerin tırtıklıyor bu velet ha. Adın ne senin Kopil? Adı Abdullah. Bir süre benimle kalacak. Camide? Yani. Davut Bey, siz nerelisiniz yani? Nereden geldiniz? İzmir'den. Eşref Paşalıyızdır biz. Buraya neden geldiniz peki? Hayatımda yeni bir sayfa açmak için. Ama baktık ki birileri bu sayfayı karalıyor. Burada bir şey öğrendim ben hoca. Dostla düşman beraber çoğalıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhabbetiniz bol olsun efendim. Eyvallah. Göre buyursaydınız. Tabii efendim, tabii hocam. Mahalleli cuma namazını nerede kılıyor? Cuma namazını mı? Mahalleli cuma namazını kılmıyor dersek daha doğru olur. İllaki kılması gerekiyorsa şu aşağıda, epey aşağıda bir cami var. Orada kılarlar. Yani kılacak olanlar da oraya kadar yürümüyor dersek daha doğru olur. Peki cuma namazını burada bizim camide kılsak? Nasıl olacak o iş? Siz gelir misiniz? Aslanım, ben camiye en son gittiğimde kısa don giyiyordum. Yine kılmak isterseniz size kısa bir don ayarlarız bir yerlerden. Ne alemsin be hoca! Şuraya tut lan şuraya! Lan yavaş, sen üstümü satıyorsun. Lan beni getir, gel bak şuna, gel bak. Yürü. Böyle tutacaktın ha. Dükkan da açık kaldı ya.
Ya Sela da okundu, hala gelen giden yok. Bu kadar çalıştık be oğlum. Gerekirse sokaktan toplayacağız. Nereye birader? Sana ne? Belki beraber yürürüz diye şey ettiydim de. Üze lan, kereste müdürü. Konuşma lan. Aman efendim, aman. Maşallah, maşallah. Kimleri görüyorum? Buyursunlar efendim. Kim öldü efendim? Kimse ölmedi bey amca. Cuma namazı ya şimdi. Eyvallah. İştirak ederiz inşallah. İştirak. Hayatım, ne tarafa? Uy, sapık. Pardon, yanlış oldu. Siz kılmıyordunuz değil mi? Sütçü amcam. Selamun aleyküm Davut Aga. Aleyküm selam Nusret Bey. Oğlum, içeriden yeni çıktın. Yüzünü görene iki kişilik cennet bileti kesiyorlar. Eş dost çok aga. Hepsine bir fasıl uğrasak zaten ömür bitiyor. Bizim Memduh'u göremedi. Hayırdır? Nerelerde? Hocaya yardım etmeye gittiler. Bizim camide cuma kılacaklar da bugün. Vay. Bize uzak, Allah'a yakın yani ha? Oğlum. Şey diyorum oğlum. Şu aşağıya giderken ufak dükkan var ya. Hani köşedeki. Orayı böyle inceden bir adam etsek. Sana bir tekne yapsak diyorum. Ha? İşini eline alınca da gider kızı isteriz. Aga dur biraz. Daha çektiğimiz oksijen ciğere ulaşmadı. Duracak bir şey yok oğlum. 30 yaşına geldin. Külhanlığa eyvallah da kendi tezgahını kurman lazım. Aşağıdaki dükkanı adam etmekle tezgah kurulmaz aga. Paramızı kazanacağız, ondan sonra insan gibi yaşayacağız. Bak evlat. Bu camiada namuslu yaşayacağım diye ben çok adamı karşıma aldım. Canımı, ciğerimi karşıma aldım. Biz onurumuz için yaşarız. Bu yaştan sonra harama göz kaydırıp adıma leke sürersen seni kendi ellerimle vururum. Evlat demem vururum. Anladın mı? Hayya lesselah. Hayya lesselah. Hayya lel felah. Hayya lel felah. Kalk. Hocam burası neydi? Kad gâmetis salâ, kad gâmetis salâ. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahmanir Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyake Na'budu ve İyyake Nesta'in. İhdinas sıratal mustakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Kulhuvallahu ad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu Ekber. Semiallahu lümen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malike Yevmiddin, İyyake Na'budu ve İyyake Nesta'in, İhdinas sıratal mustakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin.
müsaadeniz olursa ödemeyi bir hafta daha ertelesek. Neden erteliyoruz? İşte gördüğünüz gibi mekan iş yapmıyor. Denk getiremiyoruz parayı. Sana dansöz kıyafeti giydirsek, oynatsak burada artar mı müşteri? Ha? Ne dersin? O kadar işin gücün arasında senin müşterinle de biz mi uğraşacağız lan? İnsanlarda en sevmediğim özelliklerden biri de nedir biliyor musun? Burunlarının dikine gitmeleri. Sen onlara bir dünya kurarsın ama onlar ufak tefek hesaplarla seni hayal kırıklığına uğratırlar. Bir de bu haltı yerken bu daracık alemde sanki hiç duyulmayacakmış gibi düşünmeleri o fındık beyinlerini ezme hissi uyandırır bende hep. Bundan böyle buralar da senin kontrolünde olacak. Haftalık hesap isterim. Kalem kalem. Ne zaman geliyorsunuz Nusret? Nereye? Anlamamış gibi yapma. İstemeye işte. Tarihim mi geçiyor güzelim? Niye panik yapıyorsun? İşleri düzene koymam lazım Duygu. Bu halimize nasıl geleceğiz? Ne işinden bahsediyorsun? Mahallede de görünmüyorsun artık. Ben ikimiz için en iyisini düşünüyorum, merak etme sen. Zaten sen hep kendi kendine düşünüyorsun. Duygu bak, akşam akşam tafra çekecek halde değilim. Zaten mekanizmam kaymış. Bir de seninle uğraşmayayım. Tafra çekecek olduğun zaman görüşelim. Dualarımı kabul et Halil Baba. Mahallenin rızkını bol ver. Refah seviyelerini yükselt ki senede birkaç kere tatile gidebilsinler. Yoksa bu kış işler nanay. Sen durumu biliyorsun zaten. Yani bak, değişik renk bağladım bu sefer. Amin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsteklerini yanlış makamdan istiyorsun. Gerçi isteklerin de yanlış da. Bir kere Halil Baba gibi büyük bir evliya hakkında konuşurken daha dikkatli olmanı tavsiye ederim. Öncelikle şunu düzeltelim. Burada yatan zatın adı Sadullah. Yaptırdığı caminin avlusuna gömülmek istemiş. Tüccarmış kendisi. Sen nereden biliyorsun? Mezar taşında yazıyor. Ben de diyorum, niye dualarım kabul olmuyor? Meğer adı Sadullah'mış. İyi ki Allah'tan çarpmadı bize. Sadullah Baba, kusura bakma, halkımız cahil anladığında. Ne yapıyorsun Aga ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ben Sadullah Bey'e durumu izah ederim, merak etme. Yapma etmesin. Allah aşkına yapma ya. Çarptıracaksın bizi. Tövbe estağfurullah ya. Hadi gel bir çay içelim. Hadi oğlum. Sucuklu yumurta soğuyor, hadi. Sen ye aga, benim çıkmam lazım. Allah Allah. Ne o? Sabah sabah düğün mü var? Ha, takımı diyorsun. Düğünde mi giyiliyor bir tek aga? Nerede? Bizim de kendimize göre ortamlarımız var. Benim bildiğim sizin ortamda pek takım olmaz da. Arada bir kılıfı yenilemek lazım aga. İtibar yerine göre posta bakıyor.
İtibar yürekle, bilekle olur oğlum. Posttan itibar olsaydı ayıya beyefendi derlerdi. Ben geç kaldım aga. Görüşürüz. Hadi eyvallah. İşlerin kötü gidiyor demek. Öyle. Sana bir teklifim var o zaman. Caminin işlerinde bana yardımcı olursan maaşımdan bir pay da sana veririm. Ne dersin? Şimdi... Diğer işini bırakman kaydıyla tabii ki. Şimdi hocam, bu iş benim için iş değil, bir yaşam biçimi. Bir hayatı algılayış tarzı, yani bir bakış açısı. Şimdi benim Robin Hood'dan tek farkım, fakirlere vermiyorum, o kadar. Yani bu hayatı bırakmamın mümkünatı yok. Efendim Faik, hayırdır? Ne? At öldü mü? Suni teneffüs filan? Kurtaramadınız. O zaman bu durumda ortaklık bozuluyor Faik. Tabii, at ölünce de ortaklık bozulur. Ne diyorduk? Şimdi bu SSK durumu filan ne oluyor senin teklifinde hocam? Değerli arkadaşlar, daha önceki toplantılarda da görüşüldüğü gibi bu dönem yönetimde değişiklikler yaptık. Genel olarak pek fazla bir değişiklik yok. Olanlar da kendilerini biliyorlar zaten. Bugün farklı olarak bilmeniz gereken şey, Nusret Bey bundan sonra bu yakanın uyuşturucu akışından sorumlu olan ikinci kişidir. Onun yanında eğlence mekanlarından da o sorumludur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Rahatsız olmayın lütfen. İyi abi. Hocam, esnaf arkadaşlarla konuştuk da bir takım suallerimiz var. Dini muhteviyatlı olduğu için size danışmak istedik. Estağfurullah, buyurun. Hocam, muhterem beyle tanışmış mıydınız? Kendisi de çok ilim tahsil etmiş bir insandır. Muhterem beyle tanışıyoruz. Merhabalar. Hocam, birçok ilim meclisinde bulunmuşumdur. Ne güzel. Ancak en çok feyiz aldığım kişi bizim koyun ihtiyar hayatından Ulvi dayıdır. Beylazatlar yüzyılda bir gelir hocam. Doğrudur, doğrudur. Hocam, müsaadenizle uzun süredir üzerinde tefekkür ettiğim bir konu hakkında size şey yapmak isterim. Abdülkadir Geylani Hazretleri annesinden evvel doğmuştur diyorlar. Bu nasıl oluyor? Hocam, benim de bir sualim olacak. Buyurun. Geçenlerde bizim kayınvalidenin cenaze namazında bir de baktım yan tarafta bir tabut daha var. O an aklıma şöyle bir sual geldi. Yahu bu kurban olduğum Azrail meleği nasıl yetişiyor bu kadar mesaiye? Azrail aleyhisselam bir melektir Kamuran Bey. Evet. Ve meleklerin de üstün özellikleri vardır. Tabii canım. Onlar da uçuyorlar en nihayetinde. Sadece o kadar değil. Atomlardan nebulozlara, çekme ve itme kanunundan elektronların atom etrafındaki hareketlerine kadar her şeyden onlar sorumlu. Bunca sorumluluklarının arasında birden fazla insanın canını almaları da çok anlaşılmaz olmasa gerek. Şimdi hocam, herkes senin benim gibi değil. Anlamayanlar da vardır. Değil mi? Hocam sen anlamayanlar için konuyu biraz açsan. Şöyle düşünün o zaman. Güneş bir tanedir değil mi? Evet. Fakat yaydığı ışınlar sayesinde insanların göz bebeklerine aynı anda girebilir ve herkes güneşi aynı anda görebilir.
İşte tıpkı bunun gibi Azrail de, Azrail aleyhisselam bütün insanların canını aynı anda alabilir. Yağmurlu havalarda nasıl olacak diye muhteşem bir soru sormak isterim ancak ortamın ilmi seviyesi kaldırmaz. Müfret abi, hoş geldin abi. Ne geziyor lan bu burada? Muhabbet ver abi. Mahallenin kafasındakileri soruyor. Din diyanet işte. Hop! Cami mi lan burası? Topla kıraatini gazla. Vaaz vereceksen cuma günü camide verirsin. Ben vaaz vermiyorum. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Dilerseniz siz de sohbete katılın. Ben bir adama naş dediğim zaman o adamın yaşaması için ortalama bir dakikası vardır. 10 saniyen kaldı hoca. Naş. Sen kaşın. Defol! Çank! Yeter. Nereye? Abi, bugün ders çalışacak mıyız? Çalışacağız tabii ki. Ama önce çıkıp biraz hava alalım ha? Tamam. Tamam, montunu al. Çocuklar, oyuncu eksiğiniz var mı? Abdullah da oynasa olmaz mı? Olmaz. İki kişi gelir sadece. İki kişi mi lazım? Evet hocam. Peki Abdullah o tarafta, ben bu tarafta oynasam? Hadi o zaman. Kim kimiz? Tam bu taraf. Tamam. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları, İzmir'in kavakları dökülür yaprakları, bize de derler çakıcı. Yakarız konakları. Eh be Davut Ağa, neşelen biraz. İşler girer yoluna be abi. Geçin bakalım çocuklar hepiniz oraya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Süleyman Bey, şu çocuklara gazoz verir misiniz? Hemen vereyim hocam. Davut Bey, dün gece olanlar için gerçekten... Her şey olacağına varıyor hoca. Otursana. Allah büyüktür. Nusret kötü birine benzemiyor. Bu kopiller ne iş? Maç yaptık. Yendik. Güzel. Çocuk cıvıltıları. Kanarya gibi. Maşallah. Mahallenin çocuklarına sahip çıkmak lazım. Ortam iyi değil. Biraz ders falan versek faydalı olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Benden bu saatten sonra öğretmen olmaz hoca. Hani onu soruyorsan. Benim okuldayken derslerim fena değildi.
bir şeyler öğretebilirim diye düşünüyorum. En azından eksik derslerini tamamlarız. Böylelikle dışarıdaki pis işlerden de uzak kalırlar. Lakin şu anda caminin durumu pek toplanmaya müsait değil. Bir şeyler yapacağız da vakti vardı ha. Bana bak hoca, bu iş benim burada olmaz mı? Çocuklar, cümleyi öğelerine ayırmayı göreceğiz şimdi. Kim bir cümle kurmak ister? Hocam, hocam. Buyurun. Eşref Paşalı, ablak kocalar üç hamşoyu cızlamladıktan sonra fertiği çektiler. Ne dedim şimdi? Ya. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, biz yine Mehmet Akif'e dönelim. Neden makyaj yapıyorsun bre? Dışarı çıkacağım anne. Konuşmamıştık bunu hiç. Daha önceden söylemen gerekiyordu. Arkadaşlarımla buluşacağım. Hiçbir yere gitmiyorsun kuzum. Senin gibi evde ölümü mü beklememi istiyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Korkuyorum bre kuklam. Kukla mı? Merak edecek bir şey yok anne. Berbat bir hayat işte. Hiçbir şey beklemeye gelmez. Kim bu aksakallı mübarek? Darwin. Darwin baba. Nur damlıyor yüzünden maşallah. Ya hocam, nasıl olacak bu tamirat işleri? Milletimiz yardımseverdir. Mahalleli sahip çıkacaktır. Çıkmaz hoca, çıkmaz. Şimdiye kadar çıksa çoktan çıkardı. Bence biraz sabırlı olmak gerek. Her şeyin vakti vardır. Kozasından erken çıkan kelebek fazla yaşamaz. Hoca be, aklıma ne geldi? Şimdi burada bir sürü malzeme var. Bunları mektep etsek, oradan gelecek parayla da bu tamirat işini yapsak? Bu dediğin bana pek uygun gelmedi açıkçası. Ama madem bunları gözden çıkardın, sahiplerine geri dağıtsan ya. Ne diyorsun sen hoca ya? Neyi ne zaman nerede çaldığımı nereden hatırlayacağım? Onu tek tek ver dağıt filan, zor iş.
Dilek Apartmanı daire 3. Ha. Şunu alıyorsun babacan. Al bakayım. Hadi güle güle. Kendi malın gibi kullan. Teşekkür ederim. Al. Sıradaki buyur teyze. Ne vardı? Ben şu fırınla çamaşır makinesini istiyorum evladım. Burası Çarkı Felek Reyonu mu teyze ya? Ben nereden neyi çaldığımı iyi bilirim. Ver bakayım adresi. Güzel Apartmanı numara 15. Abicim bak benim müdürle görüşmem lazım. Benim gibi bir cevheri bulamazsın bir daha vallahi ya. Bu mıntıkada en iyi repertuar benim diyorum sana ya. Ciddi. Lan Allah Allah. Sen boğulu bir ses aramıyor musun? Bende var o işte. Ya abicim ya 2 dakikanı alacak ne var? Bir dinlesen var ya. Ya 2 sene sırtın yere gelmeyecek. Ya bak sen müzikten anlayan bir adama benziyorsun abicim. Bırakın şurada gelsin. Şarkı patlatsam vallahi bak sen de diyeceksin ki neden daha önce gelmedin diye yahu. Ya bak söyleyeyim. Bak söyleyeyim. Bırakın şey... gelsin. Ha bak gördün mü işte. Yürüyün lan. Abicim sanatçıyla böyle konuşarak olmaz. Geldi abi. Dinleyeceksin ya. Gel lan. Arkadaş kaç gece istiyorsa çıkacak. Anlaşıldı mı? Tamam abi. Ben sahnede söylemiyorum. Banyoda söylüyorum. Evin banyosunda. Kolay gelsin. Memnun. Bu ne tafra? Bir yıldır adamın peşinde koşmuyor musun burada çıkacağım diye? Bir ömür peşinde koştuğumuz adam bile boş çıkıyor Nusret abi. Demek ki bundan sonra biraz daha dikkatli olacağız. Bana karşı hocaya oynuyorsun yani. Hoca mahallenin adamı. Sen kimin adamısın? Gelin lan. Kolayladık hoca. Çok az kaldı. Bitiyor yani. Güzel. Caminin halıları da hallolursa gerisi gelir. Halı mı? Hallederiz. Karnın aç mı? Biz bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Yok. Teşekkür ederim. Siz yiyin. Çok çalıştınız. Eyvallah. Hadi gel Apo. Biz kayıt yapalım. Hadi görüşürüz hocam. Bana bir simit alabilirsiniz gelirken. Tamam hocam. Tamam. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Memduh Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam da. Efkarlıyım biraz. Hayırdır? Sizin şu muhabbetlere hasret kaldık vallahi. Bizim Nusret abinin olayı olunca tabii mahalleli tırsıyor gelmeye. Aslında arkadaşları ben de özledim. Başka bir yerde buluşsak. Nerede mesela? Burası olmaz. Onu söyleyeyim. Kimse gelmez buraya. Onlar bize gelmezlerse biz onlara gideriz. Başka bir kahve mesela. Başka bir kahve mi? Tahir abi, salı günü 20-25 kişi geliyoruz. Tabureni, çayını, çorbanı hazırla. Bu arada şu çaydaki iskonto meselesini tekrar konuşacağız. Yoksa avladığın sinekleri satarsın ha. Tamam koçum. Hadi eyvallah. Nasıl? Alışabildin mi yeni işine? İdare eder. Bu işte hiç kimseye acımayacaksın. Püf noktası bu. Gel. Tayyar Bey özür dilerim. Bir durum var da. Sülüm var. Sülüm barda priz var. Artık aylık ödemeleri yapmayacaklarını söylediler. Neden kulak keser biliyor musun? Bu kulak kepçesinde sinir yoktur. Yani çok acımaz keserken.
Ondan ziyade kendi söylediklerini toplamıyorsa o kulak kepçesini at gitsin manasındadır. Saçlarını ne tarafa tarıyorsun sen bakayım? Af buyur abi. Saçlarını diyorum. Ne tarafa tarıyorsun? Sağ tarafa abi. O zaman sağ kulağı alalım senin, değil mi? Hayır! Hayır! Kulağım! Göm! 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 Sende müzik kulağı var. Al bunu git konservatuvara kaydını yapsınlar senin. Ne arıyorsun sen burada? Sen kimsin be? Yürü. Gelmiyorum. Sana yürü dedim. Atarsan bacaklarını kırarım. Sana da söylüyorum kadın. İkinizi de bu eve tıkar ateşe veririm, anladınız mı? Dünyaya dargınım, gittin gidelim. Kalbim yara şimdi, seni kanıyor. Deli bir volkanım küsmesi gibi. Dilim sustu ama içim yanıyor. Kendine saklanmış bir kaçağım şimdi. Saplanmış kör bıçağım şimdi. Soğuk dağlar kor sıcağım şimdi. Dilim sustu, dilim sustu ama içim yanıyor. Kendine saklanmış bir kaçağım şimdi. Kendine saplanmış kör bıçağım şimdi. Soğukla dalgalanmış kor sıcağım şimdi. Dilim sustu, dilim sustu ama içim yanıyor. Selamın ben Melik'i vuracağım. Vaaleyküm selam Memnun Bey. Akşama tezgahıdır. Tahir'in kahvesindeyiz. Rezervasyon yaptırdım. Çok güzel. Arkadaşların haberi var mı? Haber vereceğiz hocam. Falçata Nusret hayırlı günler diler. Nusret! Nereye gidiyorsun? Geldiğim yere. Nusret! Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur şuraya. Nusret! Nusret!
Ne haber lan Küflü? Oo. Küflü mü? Lakap yok efendim. Günah. Pardon Kamuran kardeş. Akşama Arap Tahir'in kahvesinde muhabbet var. Efsane kaldığı yerden devam ediyor oğlum. Tamam efendim. Kaçta? Tam 8'de. Yengenin kuru fasulyesi de çok güzel oluyor ha. Hadi efendim. Hocam. Halı nasıl? Biz seninle ne konuşmuştuk? Şuraya bırak kardeş. Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam. Hocam benim aşağıda küçük bir halıcı dükkanım var. Arkadaş da durumdan bahsedince bizim de bir katkımız olsun istedik. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın lütfen. Buyurun. Hocam buyurun. Eyvallah. Sevgili arkadaşlar. Öncelikle zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizin bu fedakarlığınız bana bir şey öğretti. Öğrenmenin, öğretmenin, paylaşmanın ve birleşmenin bir mimarisi yok. Bu bazen bir cami oluyor, bazen bir okul, bazen de bir kahve. Ne konuşuyor bu ya? Köprüyü suya göre inşa etmek gerekir arkadaşlar. Ben gönüllerden gönüllere kurulan köprülerden bahsediyorum. Düşmanlık ancak içimizdeki düşmanlık duygusuna karşı olmalıdır. Seni mi dinleyeceğiz kardeşim? Oyun oynuyoruz burada. Dinle de Feyza lan zibidi. Ne diyorsun? Ben yakından söyleyeyim de dinle dur. Sana dur. Arkadaşlar. Ucunda ustur ağzımda yaşayan ben. 8 kez postu delirmiş,
İki kez mezardan dönmüş ben. Kargalar 100 küsur yıl. Kelebekler 2 gün yaşıyor. Eğer senin adaletin buysa yaşamıyorum lan ben bu hayatı. Şimdi görelim bakalım öteki tarafı. Çocuk. Aşağıda oğlum, merak etme. Yavaş. Beni Duygu'ya götür aga. Oğlum, serum daha bitmedi. Bir sakatlık yapmayalım. Çocuklar 5 dakika konuşsun. Kızımın kimseyle konuşacak bir şeyi yok. Benim seninle konuşacaklarım var. Konuşacaklarım var dedin. 25 yıldır taburama kadar geliyor. Kaçıyor. Ölmeye gelince cesur. Sevmeye gelince korkaksın. 25 yıldır arslan postunun altında bir korkak olarak yaşadın. Bense seni sevmenin bedelini kedilerek ödedim. Hem de kucağımda yeni doğmuş bir kız çocuğuyla. Kahri belada biz soru sordular. Aşk mı? Racon mu? Biz racon dedik. Bir kadına sahip çıkamayan bir adam koskoca bir mahalleye nasıl sahip çıkacak? Şu yeni gelen hocanın yüzüne dikkatlice bir bak. Ne göreceksin biliyor musun? Aşk. Hem de bütün bir insanlığa yetecek kadar çok. Ama anlayabilir misin bilmem. Çünkü o sende yok. Sevdiğim kadınla kan kardeşimin arasında kalmak adına bir sınav yaptılar. Ben ikisini de kaybettim. Şimdi bir evlatlığım var. O benim ömrüm. Eleni mahalle değişti. Mahalleli değişti. Gel izin ver. Bizim beceremediğimizi onlar belki kıvırır. Hı?
Çok güzel. Etrafında pervane bu adamın. Bir gün koşturmacadan tansiyonu düşüyor, bayılıyor. Bu keko da başında. Ama ne yapacağını bilmiyor ki. Nimetin içinde ama nerede olduğunun farkında değil ki. Öğrenebilecek mi bu adam oranın adabını? Öğrenir herhalde. Oranın arkanını bilenler vardır. Sorar öğrenir bir şekilde. Eşek değil artık. Ağlıyor musun sen? Yok. Az önce hikaye anlatırken gözüme çöp kaçtı da bölmeyeyim diye şey yapmadım. Çıkarmadım yani. İyi. Biraz daha dursun o zaman. İki ölümden bir hayat çıkarmış Nusret. Değişmek çok zor. Sen değişebilecek misin? Değişebilir miyim bilmiyorum ama beni değiştirebilecek insanları biliyorum. Toplanın. Mahallenin ilk gül fidesi. Beraber dikelim hadi. Hadi bismillah. Kendine dikkat et. Evet. Al bana. Can suyunu ver. Can suyunu. Ha. İşte bu. Evet beyler, çay molası. Kelebekler neden iki gün boyunca yaşarlar? Merak ediyor musunuz hala? Ha, o eski mevzu hoca. Kelebekler iki gün boyunca yemeden içmeden nesillerini devam ettirmek için yaşarlar. Yaşatmak için yaşarlar yani. Bu açıdan bakıldığında çok değerli bir iki gün. Affeder mi dersin hoca? Alnımız bir kez secdeye değmemiş. Bağışlar mı bizi dersin? Davut Bey'in yanında yetiştiniz. Kaç kez affetti? Belki 100 kez. Belki 1000 kez. Onun kalbine o merhameti veren Allah. Bağışlamaz mı hiç? Bağışlar. Bağışlar. Haydi Allah'a emanet hocam. Allah'a emanet. Ben sağlam izlemişiz be. Bırakıp gitme o zaman. Nusret, sana da bir çay vereyim mi? Hadi ver bakalım. Doğrusunu istersen bu kadar kısa bir zamanda insanların gönlünü nasıl kazandın merak ediyorum. Seni şuracıkta öldürebilirim. Mallarımı yaktığın için. Ama daha da önemlisi intikam şansımı elinden aldığın için. Ama hani derler ya benim kalbim temiz diye.
İşte benim kalbim temiz. Bir hocanın canını almak istemiyorum. Bu yüzden yarın defolup gideceksin. Yoksa... Abdullah! Yoksa küçük kardeşiniz fazla yaşayamaz. Yazık. Umarım anlamışsındır. Senin hayatının bir kıymeti olmadığını ben zaten biliyorum. Yarın buradan gidilecek. Ha, bu arada unutmadan Davut'a söyle bu gece onu eski mekanda bekliyorum. Beni yorma oraya kadar ha. Sen iletirsin. Ne demek bu? Sen söyle, o anlar. Davut Bey. Bir dakika konuşabilir miyiz? Tayyar, Abdullah'ı kaçırdın. Nasıl yani? Benim mahalleyi terk etmemi istedi. Bir de? Seni eski mekanda bekleyecekmiş. Eski mekanda. Ne zaman? Bu gece. Aga, nereye? Bir arkadaşı hastaymış da hocayla oraya gideceğiz. Niye gizli söylüyor? Hoca kibar adam. Arkadaşta kıl dönmesi varmış da, merak etme. Aga, erken geldi, iki kelam edelim. Özledik. Eyvallah. Ne kalleş adamsın sen Tayyar. Şimdi de çocuklarımı kaçırıyorsun. Hayatta o kadar çok şey kaçırdım ki... ...çocuk hiçbir şeyi değiştirmedi. Mevzuya gelelim Tayyar. Hoca bir yere gitmiyor. Çocuğu da serbest bırakacaksın. Senin hesabın benimle. Her şeyi kaybettiğin yerde... ...tekrar kapışacak kadar maçan var demek. Her şeyi kaybettiğim yerde... ...karşımda kan kardeşim vardı. Ama aynı imtiyazı... ...yılanlara tanımam. Eleni... ...hep seni sevdi. Namusun başladığı yerde... Sevda biter Tayyar. Sen onun nikahını aldın. Bir de kızın oldu. Sen onları yüzüstü bıraktın. Delikanlılık bu mu? Gözlerinde alenen başka birinin sevdasını taşıyan bir kadınla nasıl yaşanır Davut?
Sen Erdem'i seçtin, ben gücü. Kes sıraşı! Kapışacağız. Eski usul. Her şeyi anladım da. Şu hoca meselesine kafam bir türlü basmadı. Sen kendi mıntıkanda kimseye pabuç bırakmazdın. Çölde bahçıvanlık yapan adam hoca. Sen çiçeği bilmezsin ki. Bahçıvanı nereden tanıyacaksın? Tayyar! Kessem kendi kanımda akacak. Hocayı rahat bırak. Nusret'i de. Racondan niye hep uzak durdun biliyor musun? Çünkü bana hep kaybettirdi. Hey gidi koca Davut. Buraya kadarmış. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hakkınızı helal edin Nusret Bey. Hayal ettiğim bu değildi. Hakkınızı helal edin. Hiçbir yere gitmiyorsun hoca. Davut Ağa havalar daha güneşli olsun diye, sen burada kal diye gitti. Sen de gidersen çiçekler yüzünü nereye çevireceğini şaşırır hoca. Gitme.
2 3 1 2 3 hop. Var ya, bir de söz yazabilsem var ya. Kanın küsmesi gibi dilim sustu ama içim yanıyor. Kendi saklanmış bir kaçağım şimdi. Kendine saplanmış kör bıçağım şimdi. Soğukla dalga sustu, dilim sustu, ama içim yanıyor.